Merhaba arkadaşlar, ben Nuh Hoca. Çümeler konusu ikinci ders videosuyla yine birlikteyiz arkadaşlar. Evet, ilk konumuzda, ilk dersimizde arkadaşlar çümeleri tanıtıp eleman olma olmama, çümenin tanımı ve kavramı hakkında bilgiler vermiştik. Bu dersimizde de acaba çüme işlemleri ne demektir? Çümelerde hangi işlemler vardır arkadaşlar? Onları konuşacağız. Aslında dört işlemde yaptığımız gibi topluma, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerine benzer. Sadece ifade olarak bir farklı da olsa arkadaşlar onlara benzer işlemlerimiz olacak. İşte bunlardan bir tanesi, hemen bahsediyoruz, birleşme işlemi. Aslında toplama işlemiyle özdeşleştirebiliriz arkadaşlar. Tam birbirine tam uyumlu olmasa da birleştirmekten geliyor. Toplama da neydi arkadaşlar? Verilen nesnelerin üst üste eklemekti. Birleşme özelliği de buna benziyor arkadaşlar. Sembolik mantıkta aslında biz P veya Q önermesinin yerine, bakın, veya bağlacını burada arkadaşlar şu şekilde, yani U biçiminde kullanacağız ve bunun adına da birleşme işleminin sembolü diyeceğiz arkadaşlar. Birleşme. Onun için biz iki kümeyi birleştireceksek arkadaşlar A birleşim B şeklinde, bakın ne yapıyoruz? O sembolü kullanıyoruz. O zaman tanımını okuyalım. A ve B herhangi iki küme olmak üzere bu kümelerin tüm elemanlarının ortak olan veya olmayan, bakın burası çok önemli arkadaşlar, oluşturduğu kümedir. Kümelerin birleşimi ve A birleşim B ile gösterilir. İşte arkadaşlar A ve B kümelerimiz var. Bu kümelerde var olan, bakın şuradaki elemanlar her ikisine aittir. Şuradaki Y elemanı sadece A'ya aittir. Burada sadece Z'ye aittir. Ama olsun, A'ya ait de olsa, yalnız A'da da olsa, yalnız B'de de olsa, hep ikisinde de olsa arkadaşlar, tüm elemanların oluşturmuş olduğu kümeye ne diyoruz? A birleşim B kümesi diyoruz. Ve bunun matematiksel olarak ifadesi de şudur. Esas bunu bilelim. Bakın ortak özellik yöntemiyle yazılmıştır. A birleşim B kümesi öyle x'lerden oluşmuştur ki x hem A'nın veya x B'nin elemanı olabilir diyoruz. Bakın veya bağlacı arkadaşlar burada kullanılmış bir serbestlik vardır. Buna dikkat edelim. Demek ki hem A'da hem B'de isterseniz her ikisinde olan elemanların oluşturduğu kümeye birleşim kümesi adını veriyoruz arkadaşlar. Dikkat edelim. Peki hemen ikinci işlemimiz, bakın, kesişim işlemi. Bu da arkadaşlar, bakın, A ve B herhangi küme olmak üzere bu kümelerin her ikisinde de, bakın burası çok önemli, her ikisinde de bulunan ortak elemanların oluşturduğu kümedir. Demek ki her ikisinde de olacak ve sembolümüz de arkadaşlar, sembolik mantıkla karşısında V bağlacı. Bu da ters U şeklinde göstereceğiz arkadaşlar. Demek ki burada bu kümenin elemanlarını ya da kesişim kümesini oluşturabilmek için oradan alacağımız elemanların mutlaka her iki kümeye de, bakın, şu orta kısımda olması gerekiyor. İşte biz bunu da A kesişim B kümesi olarak yazıyoruz. Matematiksel olarak ifade edecek olursak A kesişim B kümesi öyle x'lerden oluşmuştur ki x hem A'nın hem de B'nin elemanı olacaktır. Bakın V bağlacı, x eleman A ve x eleman B olmalıdır diyoruz arkadaşlar. Peki üçüncü işlemimiz fark işlemi. Biraz çıkarma işlemine benziyor aslında, onu andırıyor arkadaşlar. Bakın A ve B herhangi iki küme olmak üzere A kümesinde olup, bakın şuraya dikkat edelim, A kümesinde olup B kümesinde olmayan elemanların oluşturduğu küme A fark B işlemi. B kümesinde olup A kümesinde olmayan elemanların oluşturduğu kümede B fark A işlemidir arkadaşlar. Yani A fark B işlemi A eksi B şeklinde gösterilebilir ya da A yatık çizgi B şeklinde göstereceğiz arkadaşlar. Ya da slash diyebilirsiniz ama sola yatık olacak, buna dikkat. B fark A kümesi de B eksi A ya da B slash A şeklinde göstereceğiz arkadaşlar. İşte bakın şemaya baktığımızda da gerçekten şuradaki bir X elemanı dikkat ederseniz sadece kime aittir? A elemanına aittir. Şuradaki Y de sadece B elemanına aittir arkadaşlar. İşte yaptığımız tanım oydu. Yalnızca A'da olan, B'de olmayan elemanların oluşturmuş olduğu kümeye A fark B. Yalnızca B'de olup A'da olmayan elemanların oluşturmuş kümeye de B fark A kümesi diyoruz. Matematiksel olarak tanımına bakacak olursak A fark B kümesi öyle X'lerden oluşmuştur ki X eleman A ve X eleman değil B olacak. Bakın dikkat edin, X yalnızca A'ya ait olacak. B'ye ait olmayacak. B fark A'da X sadece B'ye ait olacak. A'ya ait olmayacak diyoruz. Evet, 3 tane işlem gördük. Birleşim, kesişim ve fark işlemi arkadaşlar. Evet, konumuza da dersimize devam ediyoruz. Hemen ilk örneğimizle başlayalım. Bakın A ve B listeleri verilmiş. Bir annenin siparişleri, bir de babanızın siparişleri. Yani diyelim ne, siz bir pazara gideceksiniz. Anneniz babanızdan habersiz size siparişler veriyor. Diyor ki oğlum kızım fasulye, elma, soğan, nar ve roka al.
Babanız da diyor ki nohut, elma, soğan, muz ve kivi al diyor. İki farklı elinizde liste var arkadaşlar. Elif'in anne ve babası Elif pazar alışverişine gideceği zaman birbirinden habersiz alınacakları, alacaklarla ilgili birer liste yazıp yapıp Elif'e vermişlerdir. Elif bu iki farklı listeyi tek liste haline getirecektir. Siz de hemen bakıyorsunuz listeleri ya da Elif listeleri alıyor. Ya diyor böyle parça parça olmasın. Ne yapalım? Biz bunları birleştirelim. Bakıyor fasulye. Tamam, fasulyeyi yazıyor bakın listeye. Fasulye. Tamam, bunu yazdık. Arkasından elma. Tamam. Bakıyor babam da bunun siparişi vermiş mi? Vermiş. O zaman onun altını bakın şeyini çiziyor arkadaşlar. Elmayı bir defa zaten alacak nasıl olsa annesi demiş. Soğan. Soğanı aldık. Peki soğan baba istemiş mi? Evet, onun da üzerine çizdim bakın arkadaşlar. Nar denmiş. Nar baba istemiş mi istememiş. Roka, tamam, onu da aldık arkadaşlar. Peki babanın istediklerinden anneden farklı olanlar var. Nohut var bakın. Tamam hocam. Arkasından muz var ve kivi var. İşte arkadaşlar biz buna işte arkadaşlar A birleşim B kümesi diyoruz. Liste yöntemine dönüştürdük. İşte peki hocam ne oldu? İki tane aynı elemanlar nesne vardı sipariş verilen. Onlardan bir tanesini yazdık arkadaşlar. Şimdi doğrusu da bu değil midir? İki defa elma yazmanın bir anlamı var mı? Elma alınacak zaten arkadaşlar. İki defa soğan yazmanın da bir anlamı yok. İşte bu üzerinde çizdiğimiz yani hem annesinin verdiği siparişte hem de babasının verdiği siparişte olan elma ve bakın soğana da onu da nereye yazıyoruz? A kesişim B kümesine yazıyoruz arkadaşlar bakın. İşte bu da her ikisinde olan elemanlardı. Peki A fark B'ye ikisi kim yazacağız? A fark B ne demek? Sadece annenin listesinde olanlar arkadaşlar bakın. Sadece annede olacak. Babanın listesinde olmayacak. O zaman elma ve soğanı çıktıktan sonra bakın. A fark B kümesi. Kim var burada? Fasulye var. Fasulye. Arkasından nar var. Ve ne var? Roka var. Peki B fark A kümesi kimdir diye baktığımızda o da nohut var. Bakın nohut. Tamam hocam, muz var ve kivi var arkadaşlar. İşte ne oldu? O üç kümeyi de oluşturmuş olduk. Hocam bunu bir de liste yöntemiyle, pardon, Venn şemasıyla görebilir miyiz? Elbette görebiliriz. Bakın birisini şu şekilde yapalım. Bir diğerini de hatta farklı bir şekil alayım. O da dikdörtgen olsun, özür. Şunu bir geri alayım. Evet. Bakın arkadaşlar, onu da şöyle yazalım. İşte. Birisi annenin verdiği liste olsun, biri de babanın verdiği liste. Bakın şu anne olsun, bu da baba olsun. Annede ne vardı? Daha doğrusu her ikisinde de ortak kim vardı bakın? Elma vardı, elma. Ve bir de soğan vardı arkadaşlar. İşte burası kesişim kümesi. Peki olmayanlar, fasulye var. Fasulye. Tamam. Nar ve roka var arkadaşlar. Sadece annenin verdiği siparişler. Sadece babanın verdiği siparişler nohut. Evet, tamam hocam. Muz ve kivi. Bakın muz ve kivi. İşte arkadaşlar. Yani dikkat ederseniz bunu bu kadar hoş şekilde yazdınız. İşte bunları sınıflandırırken başlıyoruz. Diyoruz ki ya şurası bakın arkadaşlar. Şurası, şu taradığım yer sadece kimdir? Bakın şu kısım. A fark B kümesidir. Bakın A fark B kümesidir. Şu kısım, bakın sadece şuradaki kısımlar. Burası da B fark A kümesidir. B dolu bağda olmayan. Şu orta kısım A kesişim B kümesidir. Tamam hocam. Tamamını da alırsanız o da kim verecektir size? A birleşim B kümesini verecektir diyoruz arkadaşlar. Bir ikinci örneğimizde devam edelim bakın soru çözümümüze. Venn şeması olarak A ve B kümeleri verilmiş. Diyor ki Venn şemasıyla gösterilen A ve B kümeleri için A, B, A kesişim B, A birleşim B, A fark B, B fark A kümelerin liste yöntemiyle yazınız. A kümesini yazacak olursak bakın arkadaşlar gözüküyor zaten. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Bakın 1, 2, 3, 4, 7 ve 8. A'nın sınırları belli. B kümesini yazacak olursak bakın o da 1, yine 2, 3, 5, 6 ve 10 arkadaşlar. Peki A kesişim B'yi yazacak olursak bakın şu her ikisinde olan elemanlar şu kısım. 1, 2 ve 3'tür arkadaşlar. Peki A fark B'yi oluşturacak olursak A'da olup B'de olmayanlar bakın 4, 7 ve 8 elemanlardır. B fark A'ya baktığımızda bakın arkadaşlar onu da istemiş yazarımız bizden 5, 6 ve 10'dur arkadaşlar. A birleşim B'yi bana yaz derse gözünüzün gördüğü her şeyi yazıyorsunuz arkadaşlar. 1, 2, 3 ayrım yapmadan 4, 5, 6, 7, 8 ve 10 olarak yazılmış olur arkadaşlar. İşte bu şekilde şuraya bakarak
A'yı, B'yi, A fark B'yi, B fark A'yı, A kesişim B'yi ve A birleşim B kümesini liste yöntemiyle ne yapmış olduk? Hazırlamış ve yazmış olduk arkadaşlar. Bir diğer örneğimize bakalım. Üçüncü örneğimiz. Bu defa da A ve B kümeleri bakın sayı doğrusunda aralık olarak verilmiş. A eksi 3 ile 4 aralığındaki reel sayılar. B de eksi 1 ile 7 aralığındaki reel sayılar. Buna göre kümeleri oluşturun demiş. Bunun için arkadaşlar size tavsiyem mutlaka bir sayı doğrusu çizin. Sizi çok rahatlatacaktır bakın. Ve kümeleri bunun üzerinde işaretlemenizdir. Bakın A kümesi eksi 3 ile bakın eksi 3 açık olacak arkadaşlar. Eksi 3 ile 4 kapalı aralığında bakın şurası. Şurası bizim A kümemiz bakın yazalım arkadaşlar. Peki devam ediyorum. Rengini değiştireyim. B kümesi de eksi 1 ile bakın eksi 1 nedir? Şuradadır. Bu bakın kapalı olacak. Çünkü köşeli parantez. Ve 7 aralığında 7 de kapalı arkadaşlar. Tamam. İşte B kümemiz de arkadaşlar şurası bakın arkadaşlar. Tamam hocam. Bunlar anlaşıldı. Şimdi artık bakın A birleşim B'yi bana yaz dediğinde A birleşim B iki kümenin birleşimi eksi 3'ten başlıyor 7'ye kadar. Eksi 3 dahil değil. Bakın 7 nedir? Dahildir köşeli parantez. Peki A kesişim B'yi oluştur dendiğinde her ikisinin ortak olan yeri neresidir bakın? Eksi 1 ile 4 aralığı. Eksi 1 dahil 4 hariç arkadaşlar. O zaman eksi 1 kapalı 4 açık aralığıdır. Peki A fark B kümesi nedir diye baktığımızda arkadaşlar A fark B kümesi şu kısım olacak arkadaşlar bakın. Eksi 3 dahil değil, eksi 1 o da dahil değil. Dikkat edin eksi 1 arkadaşlar diğer kümeye dahildir. A fark B'de bakın eksi 3'e eksi 1 aman dikkat bu parantezler önemli. Ve B fark A kümesi de arkadaşlar bakın şu kısım olacak. 4 yeşile dahil değil o zaman öbür tarafa dahil olacak arkadaşlar. 4 de kapalı. Bakın 7'de de kapalı diyoruz. Bu da kimdir? B fark A kümesidir. Dikkat ederseniz bunu da yine aralık yöntem olarak kullanarak yazmış olduk arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar örneğimize devam edelim bakın. Dördüncü örneğimiz bize şunu söylüyor. A kümesi öyle x'lerden oluşmuştur ki bütün pozitif tam sayılar dikkat ederseniz arkadaşlar. X eşittir K. K'da kimmiş? Pozitif tam sayı. Yani o zaman ben bunu liste yöntemiyle yazacak olsam bakın dikkat ederseniz. Pozitif tam sayılar olduğuna göre birden başlayacak arkadaşlar. Bu sonsuza kadar gidecek. Tamam. Gelelim B kümesine arkadaşlar. B kümesi de öyle X'lerden oluşmuştursa X T'ye eşit. T negatif tam sayılar kümesiymiş. O da eksi 1'den başlayıp bakın. Eksi sonsuza kadar gidecek. Tamam hocam. Arkasından C kümesi de bakın sadece sıfırmış. Tamam. Olduğuna göre A birleşim B birleşim C kümesi nedir? E arkadaşlar zaten dikkat ederseniz bu kümelerin birleştirirseniz karşınıza şöyle bir şey çıkacak. Eksi sonsuzdan başlayacağız. Bakın eksi 2, eksi 1, 0 alacağız. 1, 2 ve artı sonsuza kadar devam edeceğiz. Herhalde tanıdık bir küme oldu değil mi? Bu da kimdir? Z kümesidir arkadaşlar. Yani tam sayılar kümesi. Demek ki A birleşim, B birleşim, C kümesi. Bu verilen kümeleri birleştirdiğimizde karşımıza ne çıkmaktadır? Tam sayılar. Zaten tam sayılar kümesinin tanımı neydi? Pozitif negatif tam sayılar kümesi birleşim. Bakın sıfır birleşim. Pozitif tam sayılar kümesidir arkadaşlar. Bize de yazarımız A, B, C'leri vererek bunları birleştirip görmemizi istemiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar dersimize devam edelim. Şimdi kesişim ve birleşim işleminin özellikleri. Evet burada da arkadaşlar biliyorsunuz toplama çıkarmada nasıl değişme özelliği, birleşme özelliği, birim eleman gibi özellikler varsa esas onlar buradan gelmektedir işte arkadaşlar. Bunları burada uzun uzadıya anlatamayacağım ama kendiniz evde mutlaka bunları oturtmaya çalışın. Bakın diyoruz ki A kesişim A, A'ya eşittir. İki tane aynı kümenin kesişimi ne yapıyor? Kendisini verir arkadaşlar. A birleşim A da nedir? A'dır arkadaşlar. İki kümenin aynı özdeş kümenin birleşimi kendisidir. A kesişim B, B kesişim A'ya eşittir. Ya da A birleşim B, B birleşim A'ya eşittir. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Değişme özelliği adını veriyoruz. Şu parantezin şöyle kalması gerekiyor. Yukarıya doğru çıkmış. Onu da düzelttirelim inşallah. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Birleşme özelliğimiz A kesişim B, bir kesişim C eşittir. A kesişim B kesişim C'dir. Ya da A birleşim, B birleşim C, A birleşim, B birleşim C'dir. Buna biz matematikte ne diyoruz? Birleşme özelliği adını veriyoruz. Birleşme özelliğimiz var. Evet bir diğer özelliğimiz A kesişim boş küme boş kümedir. Elbette ki bir A kümesiyle boş kümenin ortak elemanı olmayacağına göre boş küme zaten elemanı olmayan kümedir. O zaman
bir küme ile boş kümenin kesişimi mutlaka nedir? Boştur. Birleşimi ise arkadaşlar bir küme ile boş kümenin birleşimi kümenin kendisine eşittir. Bu da kesişim işleminin birleşim işlemi üzerine dağılma özelliği bakın. Soldan dağılma özelliği bakın. A kesişim B birleşim C. Ne yapıyoruz arkadaşlar? A kesişim B birleşim. A kesişim C'dir. Hani veya'nın V bağlacı üzerine, V'nin veya bağlacı üzerine sağdan soldan dağılma özelliğinde olduğu gibi arkadaşlar. Bunlar da aynı bakın. B birleşim C kesişim A. Bu da kesişim işleminin birleşim işlem üzerine sağdan dağılma özelliği arkadaşlar. Ne yapıyoruz? B kesişim A birleşim, C kesişim A olarak bulunmuş olur. Bir diğer özelliğimiz de birleşim işleminin kesişim işlemi üzerine dağılma özelliği arkadaşlar. Yine bakın A birleşim B kesişim B soldan dağılma özelliği. Ne diyoruz? A birleşim B kesişim A birleşim C'dir. Alttaki ise arkadaşlar sağdan dağılma özelliği. Yani B kesişim A, B birleşim A. Evet B birleşim A kesişim şu aradaki işaret. C kesişim A'dır diyoruz arkadaşlar. İki veya üç kümenin birleşiminin eleman sayılarını bulurken arkadaşlar SA birleşim B yani birleşim kümesinin eleman sayısı A'nın eleman sayıları artı B'nin eleman sayısı eksi varsa ortak eleman yani kesişim kümesinde onu çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Zaten şöyle bir oraya değinelim. Dikkat ederseniz şu kümemiz olsun bakın. Bir tane de bir renk daha kullanalım. O da şu kümemiz olsun. Biraz şey oldu ama bunu biraz daha şöyle güzel çizmeye çalışayım. Evet. Diyelim ki bakın arkadaşlar şurası A kümesi olsun, şurası B kümesi olsun. Siz SA dediğinizde bakın şuranın tamamını toplamış oluyorsunuz. Artı SB dediğinizde şu B'yi bir daha topluyorsunuz. Yani şu kesişen kısım bakın dikkat ederseniz arkadaşlar iki defa toplanmış oldu. O zaman siz buradan işte kimi çıkarıyorsunuz? Bu iki defa topladığınızın birini çıkartırsanız A kesişim B'yi. Bu size kimi verecektir? S A birleşim B'yi verecektir arkadaşlar. Eğer bu üç küme ise bu biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın S A birleşim B birleşim C kümesi. S A artı S B artı S C. A B C'nin eleman sayıları toplamı. Eksi A kesişim B eksi A kesişim C eksi B kesişim C. Bunları yaptığınızda 3 defa arkadaşlar o kesişim bölgesini çıkarmış oldunuz. Onun için arkadaşlar tekrar onun bir tanesini üzerine ekliyorsunuz. Haberiniz olsun. Artı S A kesişim B kesişim C olarak 3 kümenin birleşim kümesinin eleman sayısını bulmuş olursunuz. Şimdi zaten o bölgeyi arkadaşlar bakın şöyle diyeyim. Şöyle çizeyim bakın. Bizi esas ilgilendiren yer bakın. ABC kümesi şöyle yazayım. Şu ortadaki şu kısım arkadaşlar bakın. Şimdi SA dediğinizde orayı topluyorsunuz. SB dediğinizde topluyorsunuz. SC dediğinizde bir daha topluyorsunuz. Yani 3 defa toplamış oldunuz. Şimdi arkadaşlar eksi SA kesişim B dediğinizde o topladığınızı çıkartıyorsunuz birini. A kesişim C'de de çıkarttınız. Bir daha çıkardınız. B kesişim C dediniz bir daha çıkarttınız. O zaman orayı hiç toplamamış oldunuz dikkat ederseniz. İşte onun için tekrar en sonda arkadaşlar orayı toplamak için de diyoruz ki SA kesişim B kesişim C'yi üzerine eklediğinizde 3 kümenin birleşim işlemini halletmiş olursunuz arkadaşlar. Peki şimdi bunlarla ilgili örneklerimize başlayalım. Bakın örnek 1 ifadelerin hangilerinin doğru olduklarını bulalım. A kesişim A kümesi boş kümedir demiş. Hayır A kesişim A kümesi nedir? A kümesinin kendisine eşittir arkadaşlar. A birleşim A kesişim B kesişim boş küme A'dır demiş. Şimdi arkadaşlar A birleşim A A'ya eşittir arkadaşlar. Peki bu kümeyle boş küme B kümesiyle boş kümenin kesişimi boş kümedir. Peki A ile bir boş kümenin kesişimi nedir? Boş kümedir arkadaşlar. Ancak bize ne demiş yazarımız? A'dır demiş. Hayır bu da yanlış. Peki A ile boş kümenin kesişimi bakın boş kümedir. Tamam hocam. Devam ediyoruz. A ile boş kümenin birleşimi A'dır. Tamam hocam. Boş kümeyle A'nın birleşimi A'dır. Doğru. O zaman şu öncülümüz üçüncüsü doğru arkadaşlar. Gelelim dörde bakın. A birleşim A A'dır. Tamam hocam. B birleşim B B'dir. Tamam hocam. Kesişim. Boş kümeyle boş kümenin birleşimi boş kümedir. Tamam hocam. Peki arkadaşlar. Şuna bakalım. Boş kümeyle bakın. Daha doğrusu isterseniz şöyle yapın bakın. A kesişim B kümesiyle yani bir kümeyle boş kümenin kesişimi boş kümede eleman olmadığı için ne olacaktır? Bakın boş küme olacaktır. Bu öncülümüz de doğru. O zaman 1-2 yanlış, 3-4 doğrudur diyoruz arkadaşlar. İkinci örneğimize bakalım. A kesişim B.
A, C, E elemanlarından, A kesişim C de, B, D, E, işte B, D, E, F elemanlarından olduğuna göre demiş. A kesişim B, birleşim C kümesini bulunuz. Bakın burada arkadaşlar, kesişim işleminin birleşim işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanırsak, yani diyoruz ki A kesişim B, birleşim C işlemi şuna eşit değil miydi? A kesişim B, bakın tamam hocam, birleşim A kesişim kimdir? C'dir. E zaten bize bakın A kesişim B verilmiş. A, C, E. A kesişim C de verilmiş. B, D, E, F. Bu iki kümenin bizden ne isteniyor? Birleşim isteniyor. Birleşimde de yazıyoruz. Bakın A var, C var, E var, B var, D var ve F var arkadaşlar. Zaten burada bir ortak eleman E vardı bakın. Başka ortak elemanımız yok. E'yi de bir defa yazdık birleşim kümesine. Güzelce birleşim kümesini ya da bizden istenen kümeyi oluşturmuş olduk arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz K kümesinin eleman sayısı L kümesinin eleman sayısının 2 katı. O da arkadaşlar K kesişim L kümesinin eleman sayısının 3 katına eşittir demiş. Ve S, K birleşim L kümesi 35 olduğuna göre K kesişim L kümesinin eleman sayısı nedir? Bakın bu tip sorularda da arkadaşlar işlemi denkleme dökerseniz inanın çok işimize yarayacak bakın. Ben niçin bunu çizemiyorum? Şöyle yapayım. Evet, şöyle. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar buraya K kümesi, şuraya da L kümesi diyelim. Bakın şöyle yapalım. Eşittir. 2 ve 3'e bölünebilen sayı 6T olsun arkadaşlar ya da 6A olsun bakın. O zaman dikkat ederseniz şurası K kesişim L kümesi 3'e bölersek 2A olacak. Bakın şurası 2A olacak. Bakın nokta koymuyoruz. 2A burada eleman değil. Ya buranın eleman sayısını gösteriyor arkadaşlar. Onun için nokta koyarsanız elemana dönüşür. Yani bunu yazarken nokta koyarsanız yok. Nokta koymadığınızda biz diyoruz ki kardeşim işte K kesişim L kümesinin yani S K kesişim L kümesinin eleman sayısı 2A'dır. Bu anlama geliyor arkadaşlar. Peki L kümesi o zaman kaç elemanlı olacak? Bakın 3A elemanlı. Çünkü 2'ye bölünsün 3A. Burası 2A'ydı. O zaman buraya ne kalıyor bakın? A kalıyor arkadaşlar. Peki K kümesi kaç elemanlı? 6A. O zaman K kümesi 2A ortaktı. O zaman şurası 4A kaldı. İşte bu şekilde yazarsanız arkadaşlar daha sonra da birleşim kümesi 35 elemanı dediğine göre yani 4A artı 2A artı A kime eşit olacak? 35'e eşit olacak. 6, 7A eşittir bakın 35 ve A eşittir 5 olarak bulunmuş olur. Bizden K kesişim L kümesini soruyor. K kesişim L kümesi 2A'ydı arkadaşlar. 2 çarpı 5'ten 10 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Yani bu tip ifadelerde güzelce denklem yapar, denkleme döker. Denklem üzerinden yürürseniz işleminiz gayet kolay olacaktır. Evet arkadaşlar dördüncü örneğimizle dersimize devam ediyoruz. A kümesi 7 elemanlı, B kümesi 9 elemanlı olmak üzere A birleşim B kümesinin en büyük değeri X, en küçük değeri Y ise X artı Y toplamını bulunuz demiş. Tamam hocam şimdi bakalım. Şimdi arkadaşlar en küçük ve en büyük kavramlarında bir şunu düşünebiliriz. Biz iki kümeyi bakın arkadaşlar ayrık kümeler alırsınız. Bu böyle dursun ne oldu ne dediğimi anlatacağım arkadaşlar. Bir diğerinde de iç içe yani biz buna ileride alt küme diyeceğiz arkadaşlar bakın. Biz şöyle yapabiliriz. A kümesi bu, B kümesi bunu alabiliriz. A kümesi şu arkadaş, B kümesi şunu alabiliriz. Şimdi arkadaşlar A kümesi 7 elemanlı, B kümesi 9 elemanlı ise ve bunlar ayrı kümeler ise çünkü bize kümeler şöyle olsun böyle olsun dememiş arkadaşlar. Ve elemanların tamamı birbirinden farklı ise o zaman SA birleşim B kümesi bakın arkadaşlar kim olur? 7 artı 9'dan 16 olarak bulunmuş olur. Bu en çok değer arkadaşlar, en büyük değeri X. Peki arkadaşlar en az olmasını istiyorsak ne yaparız? A'daki elemanların tamamını B'ye de ekleriz. Yani şöyle düşünün. Annenizin verdiği listedeki tüm elemanlar babanızın verdiği listenin de elemanları ise o zaman siz sadece babanızın listesini alır gidersiniz arkadaşlar. Eğer arada farklı eleman yoksa bunu öyle düşünebilirsiniz. Yani A kümesi 7 eleman B'nin içinde olsun. Bir de B'nin bir de A'nın dışında kaç eleman olacak? 2 elemanı. Çünkü o 9 elemanlıymış. Şöyle düşünün. Babanız 9 tane ürün yazdırmış. Anneniz 7 tane ürün yazdırmış. Annenizin yazdırdığı 7 ürünün tamamı babanızın listesinde var. O zaman sen diyorsun ya ben babamın listesini alıp gideyim. Mesele bitsin. İşte babanızın listesinde o zaman sadece 9 tane ürün olur. İşte o zaman da en küçük. Yani S, A birleşim B kümesi arkadaşlar 9 olarak bulunmuş olur. Yani biz buna ileride alt küme diyeceğiz arkadaşlar. Bu da y değeridir. Bizden istenen x artı y değeri de 9 artı 16'dan 25 olarak bulunmuş olacaktır.
Beşinci örneğimize bakalım. Futbol ve voleybol oyunlarından en az birini oynayanların bulunduğu 34 kişilik bir sınıfta her iki oyunu oynayanların sayısı 4'tür. Öncelikle bir şema çizelim, bir Venn şeması çizelim. Bunları oraya aktarmaya çalışalım arkadaşlar. Evet, ben de çizmeyi öğrendim. Daha güzel çiziyorum. Evet, bu futbol olsun, bu da voleybol olsun arkadaşlar. Bakın ne diyor? Futbol ve voleybol oyunlarından en az birini oynayanların bulunduğu 34 kişilik bir sınıfta. Tamam, 34 olacak. O aklımızda dursun. Her iki oyunu oynayanların sayısı 4. Bakın şurası 4 kişiymiş arkadaşlar. Voleybol oynayanların sayısı futbol oynayanların sayısının 3 katından 2 eksik olduğuna göre burada artık iş karışıyor. Denklem kuralım arkadaşlar. Diyorum ki burası x olsun, bakın. Burası da kaç olur arkadaşlar? 30 eksi x olmaz mı? Bakın tek değişken kullandık. Çünkü tamamı zaten 34'tü bakın. Tamamını toplarsanız x'ler birbirini götürür, 34 kalır. Tamam, bunu böyle yazalım. Şimdi diyor ki arkadaşlar, voleybol oynayanların sayısı, bakın voleybol oynayanların sayısı 34 eksi x değil mi? Şöyle baktığımızda sayısı. Futbol oynayanların sayısının, futbol oynayanlar kim arkadaşlar? X artı 4, bakın şöyle futbol oynayanlar x artı 4. Futbol oynayanların sayısının 3 katından 2 eksik olduğunu. Bakın gayet basit bir birinci derece denklem kurduk arkadaşlar. Futbol oynayanlar kaç kişi olduğunu buldunuz. Denklemi çözüyoruz bakın. 34 eksi x eşittir 3x artı 12 eksi 2 oldu arkadaşlar. Eksi x o tarafa, bu arkadaşları bu tarafa 10, 24 eşittir 4x. Ve x eşittir kaç çıkacaktır? 6 çıkacaktır. O zaman yerlerine yazdığımda bakın burası 6, burası o zaman 24 yaptı arkadaşlar. Bize neyi soruyordu? Olduğuna göre futbol oynayanların kaç kişi olduğunu. Futbol oynayanlar bakın şurası arkadaşlar. Sakın 6'yı almayın. Yalnızca futbol oynayanlar 6 kişi ama futbol oynayanlar 6 artı 4 eşittir 10 kişi olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Evet, bununla birlikte de arkadaşlar kümeler konusunun ikinci dersini bitirmiş olduk. Videoları günü gününe izler ve gerekli çalışmaları yaparsanız inanıyorum ki ne, hayatınızda kümelerle ilgili bir problem kalmayacaktır arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Beni takipte kalıyorsunuz. Ve benimle birlikte koşar ve benimle birlikte performans gösterirseniz inanıyorum ki 2021 yılı bizim yılımız, mutlu yılımız olacak arkadaşlar. Üçüncü ders videomuzda görüşmek dileğiyle hepinize hoşça kal diyorum.